Merhaba arkadaşlar. Bu hafta size Excel'de geliştirici sekmesindeki bu ekle kısmının altındaki form denetimleri çubuklarından birkaç tane özel ve güzel örnek göstereceğim. Buradaki değerleri değiştirdiğinizde bakın artırıp azaltarak tutarın değişmesini sağlayıp adedin değişmesini sağlayıp doğal olarak tutarın değişmesini sağlayabilirsiniz. Bu örneği, bu çalışmayı nasıl yapacağımızı ve buna benzer bir iki çalışma daha gösterip ilgili çalışmaları nasıl yapacağınızı detaylıca anlatacağım. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına yorum yapmayı lütfen unutmayın değerli arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz değer değiştirme düğmesini gelin birlikte hazırlayalım. Öncelikle değer değiştirme düğmesini hazırlayabilmek için yukarıya geliştirici sekmesini eklememiz gerekiyor. Dosya sekmesine geliyorum. Buradan seçeneklere tıklıyorum. Ve açılan iletişim kutusundan şeridi özelleştir dediğimde açılan alandan geliştirici sekmesinin işaretini işaretliyorum ve tamama basıyorum. Buraya otomatik olarak geliştirici sekmesi geldi. Buradan eklenin altındaki görmüş olduğunuz form denetimlerinin içerisindeki değer değiştirme düğmesine tıklıyorum ve buraya ekliyorum. Ctrl C, Ctrl V ile her birisine yapıştırıyorum. En üsttekini seçip denetimi biçimlendir dedikten sonra açılan denetim biçimlendir iletişim kutusundaki hücre bağlantısına yandaki hücreyi seçiyorum ve hepsi için bunu yapıyorum. İşte şimdi hepsi için yaptıktan sonra buradaki değerleri artırıp azaltıp buradaki hücrenin biçimini de genel yapıyorum sayı olsun diye. Bakın bunları artırıp gördüğünüz gibi ilgili değerlerin değişmesini sağlayabilirim. Gelin bu harika yapılacaklar listesi uygulamasını birlikte gerçekleştirelim. Öncelikle burada daha önceden gizlemiş olduğum hücreleri açıyorum. Geliştirici sekmesine geliyorum ve ekle kısmından form denetimlerinden bir tane onay kutusu ekliyorum. İçerisindeki yazıyı seçip siliyorum ve şuradan tutup küçültüyorum. Bir üst satıra ekledim. Buraya da geliyorum. Kalıplar kontrol edildi diyorum. Şimdi bu onay kutunun üzerine sağ tıklıyorum. Denetim biçimlendir diyorum. Ve açılan hücre bağlantısından K4 hücresini seçiyorum. Ve 3 boyutlu gölgelemeyi seçiyorum. Tamam dedikten sonra şimdi ben buradaki hücreyi seçtiğimde K4 hücresi doğru yanlış olacak şekilde geliyor. Bunun üzerine tıklıyorum. Giriş sekmesinden koşullu biçimlendirmeye tıklayıp yeni kural diyorum ve yeni biçimlendirme kuralı iletişim kutusunu açıyorum. Bakın biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan diyor. Buradan hemen geliyorum. İlgili hücremi seçiyorum. Eşittir doğru ise diyorum ve biçimlendire tıklayıp buradan yazı tipi rengini yeşil ve üstü çizili olarak seçiyorum. Tamam dedikten sonra ve tekrar tamam dedikten sonra ilgili işlemi yapacağım ama son olarak kuralları yönet deyip buradaki uygulama hedefi kısmına H4 yazıyorum. Ben bunu seçtiğimde artık kalıplar kontrol edildi, üzeri çizili olacak şekilde geliyor arkadaşlar. Excel'de seçenek düğmesi uygulaması. Geliştirici sekmesine geliyorum. Ekleden seçenek düğmesini seçiyorum. Ve buraya bir tane seçenek düğmesi ekliyorum. Seçenek kısmına da geliyorum, ismini değiştirerek TL yazıyorum. Ve sonra bunu kopyalıyorum Ctrl C ile. Yan tarafa Ctrl V ile yapıştırıyorum. Buna da EUR yazıyorum. Çünkü benim TL ve Euro değerlerimi burada değiştireceğim. Sağ tıklıyorum, denetim biçimlendir diyorum. Denetim kısmındaki hücre bağlantısına buradaki arkadaşımı seçiyorum ve tamam diyorum. Şimdi ben bunu seçtiğimde 1, bunu seçtiğimde 2 olacak şekilde burası değişiyor. Eşittir. Eğer dedikten sonra tap tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Bu hücre F4'e basarak sabitliyorum. Eşittir diyorum. 1 ise noktalı virgül çokay topla formülünü yazıyorum. Tap tuşuna basıyorum. Aralık toplamı ödeme miktarını seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt aralığı 1. Müşterilerin yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt 1. Buradaki ormanlar ticareti seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt 2. Gördüğünüz gibi döviz türlerinin yer aldığı aralığı seçiyorum. Noktalı virgül buraya geliyorum. Tırnak işareti içerisinde TL yazıyorum. Ölçüt 2'ye parantezimi kapatıyorum. Noktalı virgül. Eğer yanlışsa değer kısmına ikinci eğrimi yazıyorum. Mantıksal sınama. Yine bunu seçiyorum. F4'e basarak sabitliyorum. Eşittir 2 ise diyorum. Noktalı virgül. Yine çokaya topla formülünü yazacağım. Geliyorum. Aralık toplamı. Yine önce ödeme miktarının yer aldığı aralığı seçiyorum. Noktalı virgül. Ölçüt aralığı 1. Gördüğünüz gibi müşterilerin yer aldığı sütünü seçiyorum. Noktalı virgül. Ölçüt 1. Buradaki ormanlar ticareti seçiyorum. Noktalı virgül. Ölçüt aralığı 2. Döviz türlerinin yer aldığı
Sütunu seçiyorum. Noktalı virgül. Ölçüteki kısmına da EUR yazıyorum. Tırnağımı kapatıyorum. Parantezimi 1 ve 2 kere kapatıp Enter'a basıp bir daha Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi Euro olanları topluyor. Aşağı doğru çekiyorum. TL'ye bastığımda TL, Euro'ya bastığımda Euro'ya ait toplamları burada görebiliyorum.